Samimi Haber'den herkese merhaba. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Abdülmecit Berekat'la birlikte bir program gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Merhabalar, Samimi Haber yayınına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahlan ve sahlan bikum fi maqarul itlaf fi İstanbul. Teşekkür ediyorum. Suriye muhalefetinin yapısı nasıl? Esid'e karşı muhalefetinizin amacı ne? Nasıl başa gelmek istiyorsunuz? Yani evvelen ismah... Öncelikle Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Komisyonu'nun Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'nin bazı illerinde yaşanan olaylardan dolayı duyduğumuz üzüntüyü dile getirmeme izin verin. Tüm taraflarca gerçekleştirilen tüm ırkçı eylemleri ve özellikle son dönemde Türkiye'nin bazı illerinde Suriyelilere karşı yaşanan olayları da kınıyoruz. Mevcut durumdan faydalanmaya çalışan, Türk-Suriyeli kardeşler arasındaki ilişkilere zarar vermeye çalışan birçok tarafın olduğunu da çok iyi biliyoruz. Devrimden önce Suriye'de soykırımcı bir rejim, diktatörlük ve Suriyelilere karşı her türlü şiddet, baskı ve sosyal ayrımcılığı uygulayan mezhepçi bir rejim altında yaşıyor. 2011 yılında başlayan Suriye devrimi, yaşanan tüm olayların reddedilişinin, aynı zamanda rejimin Suriyelilere yönelik politika ve uygulamalarının reddedilişinin ifadesiydi. Dolayısıyla Suriye devrimi başlangıçta toprakların birliğine, halkın birliğine, adaletsizliğin ve zulmün reddine vurgu yapmıştır. Suriye devriminin üzerine kurulduğu bu temel, muhalif oluşumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Suriye devrimci ve muhalif güçler, Suriyelilerin emellerini temsil eden bir yapıdır. Bu yapı, bir grup Suriye siyasi ve toplumsal gücünden oluşmaktadır. Milliyetçilik, Suriye toplumunun tüm kesimlerini, tüm mezheplerini ve milliyetlerini temsil eden partiler, Kürtleri, Türkmenleri temsil eden konseyler, yerel konseyler ve ulusal ordu güçlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu kurulduğunda, Suriye toplumunun kendine özgü yapısını bünyesinde barındırdığı ve kapsadığı için 2011 yılında Marrakeş Konferansı'nda dünyanın birçok ülkesi tarafından tanındığı gibi uluslararası tanınırlığa da kavuştu. Koalisyon da bu temelde Suriye halkını temsil etme ve Suriye halkının haklarını savunma misyonunu başlatmıştır. Koalisyon, Suriyelilerin isteklerini ve Suriye devriminin hedeflerine ulaşmalarına yönelik siyasi mücadelelerini temsil etmektedir. Ayrıca Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'na bağlı yürütme ve hizmet organları da bulunmaktadır. Bunlar Suriye Geçici Hükümeti ki kurtarılmış bölgeleri yönetir, Suriye Müzakere Komisyonu, bu da Suriye dosyasıyla ilgili kararların uygulanması ve siyasi olarak aktif hale getirilmesi için çalışmaların yönetimini üstlenir. Kuzey Suriye'deki kurtarılmış bölgelerdeki varlığımız ve aynı zamanda Suriye dosyasının uluslararası yönetimine müzakere komitesi ile katılımımız aracılığıyla gerçek bir siyasi geçişin gerçekleşmesini ve Suriye meselesiyle ilgili uluslararası kararların öngörüldüğü şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bunların başında bir geçiş hükümeti, ülke için yeni bir anayasa, özgür ve adil seçimlerle en önemlisi güvenli bir ortamın varlığı gelmektedir. Bu nedenle uluslararası çözümün uygulanmasına ilişkin temel ilkelerimizden vazgeçmeyeceğimizi beyan ediyor. Uluslararası çözümün Suriye'de sürdürülebilir çözüm bulmanın tek yolu olduğunu düşünüyoruz. Böylece Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini hedefliyoruz. Suriyeli mülteciler yaşamsal ihtiyaç boyutlarına sahip insani bir sorun olmayıp rejimin kontrolü altındaki bölgelere dönemeyen çok sayıda mültecinin olması nedeniyle dünyanın her ülkesine dağılmış durumdadır. Suriyeliler meselesi siyasi olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün sağlanması uluslararası çözümle ve siyasi değişimle yakından bağlantılıdır. Mültecilerin ülkelerinden ayrılışlarının Türkiye'de ve dünyanın tüm ülkelerinde bulunmalarının gönüllü değil, rejimin, müttefiklerinin ve terör örgütlerinin Suriye halkına yönelik şiddet eylemlerinin bir sonucu olduğunu teyit etmekteyiz. Türkiye'de sadece Suriye'nin kurtarılmış kuzeyindeki bölgelerden değil,
Suriye'nin farklı bölgelerinden de milyonlarca mülteci bulunmaktadır. Dolayısıyla bunların Suriye'ye geri gönderilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına Türk hükümetiyle birlikte aldığımız birçok önlemi gerektiriyor. Kurtarılmış kuzeydeki bölgenin ekonomik ve güvenlik durumunun iyileştirilmesi için bizim ve tüm dünya ülkelerinin çok fazla zaman ve çaba harcamasını gerektirmektedir. Özellikle de insani ihtiyaçların her geçen gün artmasına rağmen sözü edilen bölgeye yapılan insani destekte önemli bir düşüş olması bölge ihtiyaçlarına maalesef cevap verememektedir. Türkiye'de ikamet eden mültecilerin sonsuza kadar kalmayacağını, ülkelerine dönmek istediklerini, ancak siyasi durumun buna engel olduğunu, baskıcı rejimin ve ona bağlı milislerin varlığının mültecilerin ülkelerine dönmelerini engellediğini tekrar teyit ediyor. Bu nedenle dünyanın tüm ülkelerinde Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak siyasi bir çözüm ve bir geçiş hükümeti bulmak için her zaman uluslararası kararları uygulamaya çalışıyor. Suriye'ye güvenli şekilde dönüşler nasıl olmalı? Suriyeli mültecilerin Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönüşü, söylediğim gibi, insani bir konu değil, daha ziyade siyasi bir konudur. Suriye'ye güvenli bir şekilde geri dönüş, onurlu ve siyasi açıdan uygun bir ortamın sağlanmasına ilişkin uluslararası kararlara bağlıdır. Mültecilerin gönüllü geri dönüşü, örneğin Suriyelilerin, rejim güçleri veya Suriye'nin doğusunda bulunan terör örgütleri tarafından tutuklanmasının durdurulması. Dolayısıyla güvenli geri dönüş, uluslararası kararlara bağlı siyasi koşullarla ilgilidir ve aynı zamanda sadece kurtarılmış bölgelerde değil, tüm Suriye'de yaşam koşullarını iyileştirecek insani koşulları da içerir. Çünkü dediğiniz gibi mülteciler sadece kurtarılmış bölgelerden değil, daha ziyade Suriye'nin tüm bölgelerinden gelmektedir. Bu nedenle Suriye'nin bir bütün olarak toprak bütünlüğünü ilgilendiren uluslararası kararların hayata geçirilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve bir an önce toparlanmanın sağlanması gerekmektedir. Peki provokasyon çıkarmak isteyenlere karşı halklar nasıl bir tutum içerisinde olmalı? Yani nahnu fi al-itlaf mawqifna wadih min hadhihi al-umur. Na'lam tamamen bi annahu Biz Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu olarak Türkiye'de Suriye ve Türk halkları arasındaki ilişkileri ve ayrıca Suriye muhalefeti ile Türk hükümeti arasındaki ortak çıkarları sabote etmeye çalışan pek çok tarafın bulunduğunu çok iyi biliyoruz ve doğruluyoruz. Bu nedenle Türkiye'de veya Suriye'nin kuzeyinde bulunan Suriyeli halkımıza Türkler ile Suriyeliler arasında ilişkileri koparmak, nifak tohumları ekmek isteyen birçok tarafın bulunduğunu bildirmeye çalışıyoruz. Ayrıca kısa bir süre önce Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'nun birçok Suriyelinin kötü yaşam koşulları nedeniyle ortaya çıkan gerilimi ve sorunları hafifletmek için Kuzey Suriye'deki yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştığını da açıkça belirtmiştim. Şu anda Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'nun bir başkanlık oturumundayız ve koalisyona bağlı hizmet ve yürütme kurumlarıyla işbirliği içinde Suriye'nin kurtarılmış kuzeyindeki ilerleme ve kalkınma planını uygulamaya çalışıyoruz. Tekrar ve tekrar ediyorum. İki halk arasında, dolayısıyla muhalefet ile Türk hükümeti arasında ortak çıkarlar vardır. İki taraf arasındaki bu ilişkilerin veya bağların sabote edilmesini tamamen reddediyoruz. Türkler ile Suriyeliler arasındaki bu ilişkileri ortadan kaldırmak için nifak tohumları ekmeye çalışan her türlü tarafı reddediyoruz ve kınıyoruz. Olası bir Erdoğan-Esed görüşmesini nasıl değerlendiriyor? Esad rejiminin sadece Türkiye ile değil, ilişkilerini normalleştirmeye başlayan tüm ülkelere sunabileceği hiçbir şey yok. Bazı ülkelerin daha önce Esad rejimiyle normalleştirdikleri ilişkilerinden elde ettikleri deneyimlere bakıldığında olduğu için olumlu bir noktaya ulaşamadıkları görülecektir. Tam tersine uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonları daha da artmıştır. Buna göre Esad rejimi Türkiye'nin ulusal güvenliğine büyük tehlike oluşturması dışında
Türkiye'ye hiçbir şey teklif edemeyecektir. Türk hükümeti Esad rejimiyle normalleşme sürecinin ne kadar tehlikeli olduğunu bilincinde. Biz de Esad rejimiyle normalleşme sürecinin ciddiyetini vurgulamak amacıyla konuyla ilgili Türk yetkililerle iletişime geçtik. Bu rejimde normalleşme gerçekleşirse ve iki taraf arasındaki ilişkiler düzelirse, Türkiye'nin Suriye meselesiyle ilgili uluslararası kararların uygulanması için rejime baskı yapması kritik önem arz edecektir. PKK-PYD hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda Türkiye-Suriye nasıl bir işbirliği yapabilir? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? PKK örgütü ve Suriye'nin doğusunu işgal eden ona bağlı tüm parti ve milisler teröristtir ve herhangi bir ulusal gündemi temsil etmemektedir. Bu örgütler de çok sayıda noktada Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi bölgelerde Türk kardeşlerimizle birlikte siyasi ve askeri olarak mücadele ettik. Dolayısıyla bu terör örgütlerine karşı bizim tutumumuz da Türkiye ile çok benzer şekildedir. Biz de bu örgütlere destek veren ülkelerle iletişime geçerek terör örgütlerine desteklerini sürdürmelerini engellemeye çalıştık. Bir yandan terör örgütlerini desteklerken, diğer yandan Suriye topraklarının birliğini, Suriye halkının birliğini ve Suriye'de uluslararası çözümü vurgulayan 2254 sayılı uluslararası kararın uygulanmasını destekleyen bu ülkelere Suriye'ye yönelik politikalarında büyük çelişkiler bulunduğunu izah etmeye çalıştık. Son olarak Suriye muhalefetinin çalışmaları nedir? Bunu noktalayalım. Bizler Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu olarak Suriye halkının özlemlerini temsil ediyoruz. Dolayısıyla her düzeyde müttefiklerimizin büyük çabasını gerektiren Suriye dosyasını her zaman canlandırmaya ve uluslararası dosyalarda öncelik haline getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca geçici hükümete güvenerek kurtarılmış kuzey bölgelerindeki yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Dünyanın her ülkesinde çeşitli dosyalar üzerinde çalışan Suriyelilerin tüm çabalarını destekliyoruz. Yasal dosya, insan hakları koruma dosyası, savaş suçları takip dosyası gibi dosyaların yanında müttefiklerimizle işbirliği içinde Suriye halkının davasına destek olmaya çalışan, Esad rejimini zayıflatmaya çalışan daha birçok dosya bulunmaktadır. Tekrar ediyorum, ırkçılık, çekişme ve Türkler ile Suriyeliler arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışan partilerle yüzleşmeye çalışıyoruz. Bu sorunları her iki tarafa da yarar sağlayacak bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Bu toplantı için teşekkür ederiz. Konumuzun doğru bir şekilde aktarılıp anlatılması, Suriye meselesine ilişkin yanlış algıların düzeltilmesi ve Suriye'deki durumun gerçek ve doğru tablosunun ortaya konması adına Türk medyasıyla iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz. Ayrıca Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ve Suriye Devrimci ve Muhalif Güçler Ulusal Koalisyonu'na destek veren Türk hükümetine ve Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum. Suriye Ulusal Koalisyonu Başkan Yardımcısı Abdülmecit Berekat'la bir program gerçekleştirdik. Özellikle provokasyonlara karşı ne yapılmalı? Esad olası bir Erdoğan-Esad görüşmesine karşı ne düşünüyorlar? Kendileri neler yapıyorlar? Ne gibi çalışmaları var? Birçok konuda kendisine soru yönelttik. Farklı bir programda görüşünceye dek hoşça kalın.